Ne varmış durumumda? Adam gibi görünmeyeyim mi yani, istemez misin? İsterim. İsterim de böyle buldumcuk gibi sabahın köründe değil. Geceleri neredesin? Hadi kahvaltı edip gideceğiz. Kahvaltı mı? Gideceğiz mi? Nereye gideceğiz? Ömer'e, şirkete gideceğiz. Aman Ömer'in suratını falan göremem ben. Babam suratlı. Ayrıca kahvaltı etmişim. Niyeymiş? Şeyden. Kendime dikkat etmeliyim ya. Formumu korumalıyım. Bu aralar çok kilo aldım. Akşam yatağa yattığımda gündüz yediğim yemekler geliyor aklıma. Bana bak Necmi, duygu durumum sana laf anlatmaya hiç müsait değil. Beş parasız kalmaya da niyetim yok. Ömer'e gideceğiz. Hayır, kala kala şu Ömer'e kaldık, ben ona yanıyorum. Aa, biz hiç kimseye kalmadık. Neriman iplikçiyim ben. Her şeyi hallederim. Sen karına güven. Hadi bebeğim, hadi gel kahvaltıya. Hadi. Ya Neriman ya. Vallahi ben gelmeyeyim ya. Şimdi orada Ömer'i görmek, o beceriksiz kızla karşılaşmak, şirket, mirket, kapalı yer bana basıyor ya. Bırak ben golf oynamaya gideyim. Ay Necmi, esereklendin yine ha. Esereklenme. Ne alakası var canım? Şuraya bak ya. Ağaçlar, kuşlar, börtü, böcek. Ne tuhaf bir hayat. Asıl tuhaf olan sensin Necmi. Senin yine kuyruğun sallanmaya başladı ha. Kim? Benim. Yok şu. Yani midemde bir ekşim var, ondandır. Ya Neriman, ben hakikaten bunalıyorum ya. Ay asıl beni bunalttın Necmi. Aman ne halin varsa gör, nereye gidersen git. Bütün işlerle ben uğraşayım. Vallahi mı? Sen uğraşırsın değil mi? Oğlum hemen sağa çeksene. Sana güveniyorum karıcığım. Hadi ben azade oldum. Ay ol bakalım. Hoş geldiniz. Yalnız bu bir aferin değil. Sakın yanlış anlama. Bunlar zaten yapman gereken işler. Anlıyorsun değil mi? Bir daha da sakın bana bağırma. Külahları fena değişiriz. Anlaşıldı mı? Güzel, hadi işimize bakalım. Neriman Hanım. Bakınız, bu Defne Ömer Bey'e bağıra bağıra konuşuyor. Evet, evet, tabii tabii. Ama haberiniz olsun yani. Neriman Hanım, bakınız, bir günün birinde Ömer Bey tahammül edemeyecek, koyacak kapının önüne. Ay, hiç fikir önümde. Ama Neriman Hanım. Ay, ne var? Bugün şirketin yeni ayakkabısı çıkıyor da, bari ona haber vereyim. Aa. Ay dur şimdi, dikkatimi dağıtma. Hadi, 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 hadi. Defne, boş zamanıma bak. Bugün Sadri Usta'ya gideceğim. Kim? Bugün boş vaktiniz yok gibi görünüyor. Zaten akşam partiye gideceksiniz. Zaman yarat. Ama siz dediniz günümü sıkıştırma diye. Tamam o zaman, sen git. Nereye gidiyorsun? Sana mı git dedim? Aa, işinizi mi böldüm? Bana mı git dedin? Yok yengeciğim, sana git der miyim hiç sana da demedim. Sen git hemen ayakkabıyı almaya Sadri Usta'ya. Şükrü'yle beraber git. Ha, sonra? Sonra eve git. Smokin'imi al gel. Aa, smokin? Akşam davet var da. Ha, davet. Kimle gidiyorsun peki akşam? Kim eşlik ediyor benim yakışıklı prensime? Ben edeyim. Eğlenceli bir olay değil. İşle ilgili. Ha, tamam, tamam. Ah canım, Defne tanışmıştık, hatırladın mı? Nasıl gidiyor? Alışabildin mi bari? Alıştım, alıştım. Sağ olun. Ay, ne kadar şeker bir kız bu böyle Ömer. Ay, pek de bir güzel. Tam cimcime bu ha. Ömer, Ömer dedi. Defne, sen çıkabilirsin. İyi günler, teşekkürler. Gönderiyorsun kızı. Ne güzel sohbet ediyorduk. Kıskandın mı yoksa? İşi var kızın yenge. Ayrıca kıskandım. Vallahi ben sen beni görmeye geldin sanıyordum. Ay yengesinin yakışıklısı. Bana bak, ben dikkat ediyorum. Bu kız geldikten sonra böyle bir düzen geldi. Toparladın yani. Bak şöyle bir fırsat bulup iki kelime sohbet edebiliyoruz. İyi bu kız yani.
Daha değil de olacak. Yani doğru enerjisi var diyelim. Herhalde. Neyse canım. Amcam nasıl, iyi mi? Aman bırak şimdi sen amcanı. Defne'den bahsedelim. Ay çok güzel, çok akıllı. Yani çok tuttum ben bu kızı. İyi yani. Anladım yengecim, anladım. Ay anlamadın, anla. Neyse. Bana bak, bugün yeni ayakkabı çıkıyormuş. Evet. Ay Ömer, bari çizimini bana göster. Dur bakalım, bugün kendisini görürüz. Aa! Bak şimdi, şirketten içeriye girdim. Ömer'in odasına doğru gidiyorum. Ah bir baktım bunlar. Kızı böyle tutmuş. Dedim ki tamam, bunlar burada öpüşecekler. Nasıl tutmuş, nasıl tutmuş? Bak, aynen böyle tutmuş. Bak. Hı? Sonra hop, aa, bir anda geri çekildi. Aa, deli mi ne? Ama neyse, tünelin ucunda ışık var yani. Hiç boş hayallere kapılma. Bence o kızdan hiç mi hiç umut yok. Bir kere kızın tipi beceriksiz. Benim asıl korkum Ömer'in işi çakozlaması. İşe uyanırsa var ya, işte o zaman şapa oturduk demektir. Ay daraltma beni Necmi. Kötü şeyler görme. Sen görürsen evren de görür. Olumlu ol biraz, olumlu düşün. Ay benim bütün derdim şu köşk. Aha, yürüyen köşk geldi. Kalk, ay, ay, kalk, ay, hadi, 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 kalk. Ay inanın gün içinde hep sizi düşünüyoruz. Ay ne çok özlüyoruz sizi babacığım. Sizden başka kimimiz var bizim? Siz bizim her şeyimizsiniz. Yavaş. Başka ne yapıyorsunuz gün içinde? Ne gibi babam? Yaptığınız hiçbir şey yok ki. Arada bir şöyle bir düşünün ha, beni bir düşünün. Köşkü düşünün. Hı-hı. Beş dönüm bostan, yan gel yat Osman. Osman mı? Neriman. Bana Osman dedi. Yani aşk olsun babacığım. Ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Tamam tamam, kesin tıraşı. Çok sıcak zaten, bunaldım. Konuya gel Neriman. Tamam, konuya giriyorum. Şimdi ben daha bu sabah Ömerciğimizin yanındaydım. Yanındaydım. Ay bir görseniz nasıl çalışkan, tıpkı dedesi. Keyfi de yerinde. Keyif mi? Keyif eşekte olur. Ne keyfiymiş bu, ha? Keyfi yerindeymiş. Nasıl? Kendine bir aile kuracak mı ha? Var mı bir aday filan? Onu söyleyin, yoksa satarım köşkü ha. Evet, evet, köşkü diyorsunuz. Hı. Bulamadınız mı Ömer'e birine? Tık yok hala değil mi? Ay olur mu? Tıkın tıkı var. Tık 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 var. Tık rekoru var. Çift tık var. Yani şöyle diyorum babacığım. Yani siz bunu bana bırakın. Göreceksiniz en geç Eylül'de nikah var. Doğru dürüst anlat. Ne diyorsun? Bari anlat Neriman, söyle. Ay anlatmayayım, işin sürprizi bozulmasın. Ay babacığım, ama ben çok kırılıyorum. Siz hep böyle gölge gibi üstümüzdesiniz. Bir saattir ne diyorum? Güvenin bana siz. Ben halledeceğim o işi.